Arkadaşlar selam, tekrardan merhaba. Bugün sizlere mükemmel bir haber getirdim. Bu haber nedir? Backpack Buddies yeni bir duyuru yayınladı. Resmi bir duyuru bu ve dün yayınlandı. Yani ne zaman oluyor? 18 Ocak oluyor arkadaşlar. Siz videoyu ne zaman izleyeceksiniz? Bilmiyorum bu videoyu ne zaman atarım. Ama çok geciktirmem. Gobert Building'den bir gün önce atarım yani. Neyse bakalım. Bu duyuru da arkadaşlar oyunun demodan çıkacağı duyuruldu ve yeni sınıflar gösterildi. Şöyle hızlıca izleyelim. Ben de zaten bir şeyler göstererek, anlatarak, tahmin yaparak ilerleyeceğim. İki yeni klas geliyor diyor. Gördüğünüz gibi ilk yeni sınıfımız Berserker sınıfı arkadaşlar. Şöyle bir kadın, asi kadın karakteriniz. Yani bu oyundaki karakterler neden hep kadın arkadaşlar? Erkek karakter yok. Biz şöyle silüetli, kaslı, böyle kocaman dev gibi erkekler görmek istiyoruz. Ama ne bileyim, hep kadın karakter koyuyorlar buraya. Neyse bakalım, oynatalım. Bir de şöyle karakter analizi yapmak istiyorum. Karaktere bir baktığımız zaman şöyle kolunda kurt işareti var. Ne bileyim, şurada kemerinde gene bir kurt işareti. Bilekli, dikenli bir bileklik. Berserker benim bildiğim kadarıyla Viking mitolojisinde böyle toplumdan dışarıda yaşayan, doğada yaşayan, doğayla iç içe olan çok güçlü varlıklar diye biliyorum ben. Bu da o şekilde onunla alakalı bir, yani o Viking mitolojisiyle alakalı bir sınıf olabilir diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Evet, burada iki tane yeni eşya gözüküyor. Bir tane kesere, çekice benzer bir şey var. Bir de Viking baltası var arkadaşlar. Ayrıca şurada pençeler var. Yani böyle kalın derili pençeler. Bilmiyorum, hani zaten oyunda Wolverine pençesi diyordum ya ben, eldiveni dikenle birleştiriyorduk. Bu çok farklı bir şey. Bir de anladığım kadarıyla hem diken hem bu pençe. Yani bu karakterin ana build'i diken build'i mi olacak acaba? Dikenlerle çok güzel build'ler yapabilecek miyiz bu karaktere? Bilmiyorum ama öyle gözüküyor. Kendisi savunma anlamında güçlü, zor yenilen karakterler olabilir ve rakipleri de dikenle beraber yenen karakter olabilir. O şekilde bir karakter sınıfı düzenlemiş olabilirler. İlerleyelim. Ve burada bir rage açıyor. Bakın burada bir güç uyguluyor. Yani muhtemelen canı bir noktaya gelince, bir seviyeye gelince kendisine bir güç aşılıyor. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Burada gözükmüyor ama bunu zaten çok yakın zamanda göreceğiz. Burada bizim büyük kılıcımız vardı ya, Great Sword'umuz. Great Sword'da artık büyüyor. Yeni şeyler açılmış. Şöyle dikenli kolye var arkadaşlar. Dikenli bileklik var, görüyorsunuz. Oyunda zaten şu ana kadar demoda bir tane çizme vardı ve yeni çizmeler eklenmiş. Bu da şöyle dikenli, kalın derili bir çizme. Şurada gene son anda gözüküyor dikenli eldiven. Şöyle pençeler gözüküyor. Gene dikenli kalkan burada. Kesinlikle diken boyutları için öne açılmış diyebilirim bence bu sınıfta. Bakalım neler olacak. Bir de ilginç olarak bakın, buraya kesinlikle dikkat etmenizi istiyorum. Oyunda şöyle petler olarak, yani oyunda pet Gobert vardı. Bir de ejderha vardı. Başka hangi pet vardı oyunda? Başka bir pet yoktu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Veya şu an hatırlamıyor olabilirim. Neyse, oyuna böyle yeni petler gelmiş. Yeni hayvanlar gelmiş. Kurt var. Şurada değişik bir hayvan var. Köpeğe benziyor şu ikisi. Yani bunlar birbirleriyle etkileşime girecek. Şu kurtu geceyle lanet asırı vurduğu aşamayla bağlantısının olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle ki, hani kurtlar geceleri olur ya, lanet asırının başladığı bölümde de geceye dönüyoruz. O gecede bence bu kurt çalışacak ve yanındaki dostları güçlendirecek diye düşünüyorum. O şekilde bir faydası olabilir. Şu yukarıda bir tane peynir var. Şurada bir maske var. Bunlar hakkında bir şey gösterilmemiş ama gösterilir ve işte o yeni müthiş sınıf. Bu sınıf da beni çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. Oyunlarda, ne bileyim, Dark Souls oyunlarında olsun veya diğer hack and slash oyunlarında, RPG oyunlarında ben Pyromancer sınıfını çok 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 severim. Benim için çok ilgi çekicidir arkadaşlar bu Pyromancer sınıfı ve oyuna da Pyromancer sınıfı geldi. Yani alevlerle yeni boyutlar yapabileceğiz. Şöyle izleyelim. Bakın mesela mızrağı artık yakabiliyoruz. Kılıçlarımızı yakabiliyoruz ve işte mükemmel olan da bu. Bakın yeni ejderhalar geldi. Örneğin sadece ateş ejderhası vardı. Bize heat kazandırıyordu ve her build'in bir ejderhası geldi sanırım. Buradaki ejderhanın rengi yeşil arkadaşlar. Bence bu ne demek? Zehir build'inden bir ejderha oldu demek. Buradaki ejderha şöyle görüyorsunuz, mavi. Bu muhtemelen, bir saniye geri alayım. Bu muhtemelen de buz build'ine ait bir ejderha. Bu ya mana build'i ya da lanet hasarı vurma build'ine ait bir ejderha olabilir. Bunu tam çıkaramadım ama bilmiyorum yani, olabilir. Bir de şurada bakın, şurası ortadaki şey çok ilginç. Burada bir yatak var. Yani bu yatak ne? Acaba bu ejderhaların yatağı ejderhaların ini mi veya öyle bir şey mi? Çünkü bu yatağın etrafına 4 tane ejderha konulmuş. İlginç arkadaşlar, bilmiyorum. Bunları da göreceğiz. 2 tane de alev var. Böyle devam edelim. Bakın sol tarafı bir bakın. Bir sürü alev. Yani burada oyuncu öyle bir build yapmış ki alevleri dizmiş buraya.
dizmiş ama hiçbir şekilde buff yok. Şu altta buff göremiyorum. Rakibe de debuff vermemiş. Yani bakın şurada kolye var. Ejderhalı bir kolye var ve Phoenix var. Phoenix benim de çok ilgimi çeken bir yaratıktır. Oyunlarda çok severim Phoenix'i. Ben Anka kuşu bu arada. Kendisini Anka kuşu diyebilirsiniz. Şurada bir gaz lambası var. Şu görüntülerden tam olarak ne build olduğunu anlamıyoruz ama kesinlikle ilgi çekici duruyor. Bir de acı biber var. Yani şu acı biberi görmeniz lazım. Yeni bir food eşyası. Bir de şurada şöyle bir ayrıntı var. Bakın bu savaşta canımız bir anda düştüğünde çat diye can yeniledi. 130'a yakın can yeniledi arkadaşlar. Pyromancer build'ine ait bir şey mi olacak bu? Muhtemelen öyle olacak tabii ki de. Bunu nasıl yapacağız? Gerçekten çok merak konusu. Merakla bekliyoruz. Burada ne diyor? 14 yeni yan sınıf ekleniyor. Yani bunlar neydi? Burada Hunter, Lifebinder, Pathfinder seçiyorduk ya. Artık bu büyüdü arkadaşlar. Büyümesi müthiş oldu. Yani bu 3 sınıfın yanı sıra Beastmaster, canavar avcısı veya canavar ustası olarak bir sınıf seçebiliriz. Dediğim gibi oyuna bir sürü pet geliyor ya. Bu petleri çok uygun bir şekilde, usta bir şekilde kontrol edebileceğimiz, yönetebileceğimiz bir sınıf koymuşlar. Ayrıyetten Grove Keeper yapmışlar. Bunun ne olduğunu tam düşünemiyorum. Hani bu gene de çiçeklerle miçeklerle alakalı bir şey olabilir mi? Nasıl bir buydu olur? Bunun hakkında bir yorum yapamıyorum. Aklıma bir şey gelmiyor ama. Diğer sınıflara bakalım. Mesela Reaper sınıfına Alkemist gelmiş. Kimyacı. Güzel. Alkemist mesela ne olabilir? Zehirler alakalı farklı şeyler olabilir. Ondan sonra buraya bir de Venomancer gelmiş. Zehirlerle alakalı olan bu kesinlikle. Bakın burada vampir vardı, Hexblade, Witch vardı. Hani zehir build yapıyorduk ama zehir klası seçmiyorduk açıkçası. Ve bu Venomancer sayesinde artık zehir klasını tam olarak seçmiş olacağız. Reaper'ı Venomancer'a dönüştürmüş olacağız arkadaşlar. Çok 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 güzel olmuş. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Şurada yeni bir eşya göremiyorum. O yüzden oynatalım. Burada Berserker sınıfının klaslarını görüyoruz. Fighter yani dövüşçü sınıfı. Tamam. Blacksmith, demirci nasıl olabilir? Şu mızrakları, çekişleri ustaca kullanmaya mı yarıyor acaba? Bilmiyorum. Burada bir canavara benzeyen, geyiğe benzeyen bir şey var. Yine hayvanlarla alakalı olmalı. Şaman var. Pack Leader var. Yani ilgi çekici sınıflar gözüküyor kesinlikle. Bir de şurada ayrıyetten yeni bir zırh var. Bu da yine pullu, kalın derili bir zırha benziyor. Berserker sınıfı da gayet ilgi çekici ama bence Pyromancer sınıfı daha da ilgi çekici benim için arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Devam edelim bakalım. Pyromancer'ın sınıfları neymiş? Burada yatak var. Bakın yatak demin görmüştüm ya. Yatak bir sınıfmış arkadaşlar. Tamam. Firebinder var. Yani ateşte ustalamak istiyorsanız bu sınıfı seçeceğiz. Ayrıyetten bir de şuraya buz koymuşlar. Bu buz mu su mu? Yani su da olabilir buz da olabilir. Pek önemli değil ama sonuçta Pyromancer alev build'i yapan bir karakter ya. Onu buzda ustalaşan, buz build'i yapan bir karaktere dönüştürebiliyoruz. Gayet iyi ve yaratıcı. Oyuna kesinlikle müthiş derecede çeşitlilik katar. Ve ayrıyetten şurada Ashbringer var. Ash biliyorsunuz kül demek. Ve gene külleri kontrol eden bir karakter yapabilir miyiz? Ama kül yok oyuna. Bunu bu şekilde yorumlamayalım. Direkt çevirmeyelim Türkçe'ye. Saçma olur. Neyse bakalım. Şuraya bakmak istiyorum. Bu şeydir ya değil mi? Böyle 1049 altın. Bence bu oyun yapımcısının video yapmak için oluşturduğu bir altındır. Yani hile yapıp yapmışlar. Ya oyun esnasında biz oynarken bu kadar altın ulaşacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Devam edelim. Evet gene hayvanlar burada. Çok farklı hayvanlar birbirleriyle etkileşime giriyor ve trailer burada bitti arkadaşlar. İşte günün güzel haberi. Oyun 8 Mart'ta erken erişimli olarak çıkacak. Bakın tam sürüm değil ama tam süre yakın bir sürüm. Yani erken erişim ne demek? Oyun çıkar, sürekli geliştirilmeye hazır bir şekilde çıkar. Oyunculardan sürekli geri dönüş alır ve geliştirilmeye açıktır. Zaten bu oyunun yapımcıları da şunu söylüyordu. Oyunu biz demo olarak çıkarttık ama bir anda Steam'de en çok oynanan demo haline geldi. Bu sebeple oyunu sürekli olarak güncelleyebildik, sürekli olarak yenileyebildik oyuncuların geri dönüşleri sayesinde diyorlardı ve erken erişimli olarak çıkarmaya karar vermiş. Bence mükemmel bir karar. Kesinlikle ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bu oyunun mükemmel bir oyun olacağını biliyorum. Zaten demosundan gördük. Mükemmel bir oyun. Neyse, gayet heyecanlıyım. Backpack bu güzel haberini sizlerle paylaştığım için mutluyum ve oyun hakkındaki heyecanımı sizlere yansıtmak istedim arkadaşlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni sınıflar, yeni eşyalar hakkında düşünceleriniz neler? Mutlaka yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Rainbow Gobert build'i yarın geliyor. Beklemede kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yani yarın görüşürüz. Haydi kaçtım, bay bay.